Merhaba sevgili seyirciler. Duvarda Röveşata'da tekrar karşınızdayız. Gazeteci yazar Ali Gökçek'le birlikte. Süper Lig'de 11. haftayı geride bıraktık. Trabzonspor Sivas karşısındaydı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor puan kaybetti. 1-1 berabere kaldı. Ali Gökçek, dilersen Trabzonspor Sivas maçıyla başlayalım. Aslında bu maçı hem Avcı hem Çalımbay aynı stratejiyle oynadı. İkisi de geriyi çok sağlam tuttu. Avcı zaten uzun zamandır Trabzonspor'un o defansif zaaflarına ilişkin olarak defansın göbeğini 3 kişiyle koruyordu. 2 kişi de defansın merkezinin önüne nöbetçi olarak gidiyordu. Dolayısıyla 5 kişi zaten bir tür emireye gibi oradaydılar. Çalımbay da yani 3 yıldır aynı şeyi yapıyor. Çalımbay'ın bir farkı hem geride 3 kişiyi görevlendiriyor hem top kenarlara taşıdığı zaman mutlaka 3 kişi rakip ceza sahasının içine giriyor. Bu maçın özeti buydu. Aynı şekilde oynayan iki takım yenişemediler. Birlikte berabere bitti maç. Bu arada Duvarda Röveşata ekibi olarak biz Rıza Hoca'ya geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. En kısa zamanda tekrar onun sağ kenarında heyecanıyla izlemek istediğimizi vurgulamak istiyoruz. Peki Ali Fikri, şimdi Trabzonspor'da biz defans hani kısmen oturdu falan diye düşünüyorduk Abdullah Avcı yönetimindeki ilk 2 haftada, ama defansın özellikle sağ blokunda, yani Sivas'ın attığı gol için söylüyorum, çok rahat geldi, çok rahat geçti ve kolaylıkla gol buldu Sivasspor. Bu konu hakkında neler düşüneceksin? Yani Abdullah Avcı bu noktada neler yapabilir defans için? Yani Sivasspor'un attığı beraberlik golü fizik kurallarının el verdiği de facto bir goldü. Her takım böyle bir gol yiyebilir. Bu Trabzonspor defansının bir zaafa sahip olduğunu göstermez. Bence Avcı defansif inşayı bitirmiş. Ama tabii futbol sadece defanstan oluşmuyor. Yani ileriye gitmek için orta sahayı organize etmek gerekiyor. Bizim ünlü deyimimizle birinci bölgeyi bitirdiğimizde işler ikinci bölgede sarı sarpar. Trabzonspor'un çok akışkan bir oyun oynayamamasının sebebi ikinci bölgedeki organizasyonsuzluktur daha doğrusu. Ve sanıyorum ilerideki safhalarda Avcı buradaki problemi çözecektir. Abdülkadir Parmak yalnız başına yetmiyor. Bekir ona iyi bir partner değil. Ve bu iki oyuncudan gerçekten ileriye çok isabetli, çok zamanlı toplar da atılmıyor. O nedenle iş kontrataklara kalıyor. Diğer Abdülkadir Ömür, çünkü Abdülkadir parmağı kısmen zaman zaman yaklaşıyordu. Yani bu noktada bu şey yapabilir mi? Destek olabilir mi sence o ikiliye? Ya bence zaten iki Abdülkadir yan yana oynatmak lazım. Başka türlü Trabzonspor'un ikinci bölgesini çok efektif hale getirmek mümkün olmaz. Yani zaten efektif hale gelmediği için senin de dikkatini çekmiştir. Hücumlar için Trabzonspor birinci bölgeden üçüncü bölgeye toplar atıyordu. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Hele Avcı için asla kabul edilecek bir şey değil bu. Peki Alanyaspor'a geçmek istiyorum Ali Fikri. Alanyaspor yosun bağladı, yosun tuttu dedin yazdığın yazıda. Çağdaş Hoca'nın takımında bocalama mı var? Son haftalarda kısmen sıkıntı yaşıyordu zaten. Son maçındaki durumu, gelen yenilgi, Alanyaspor'da neler oluyor? Yani Alanyaspor'da bir problemin olduğu çok açık. Çünkü sahanın kenarında Çağdaş Açan bile sinirlerine hakim olamıyordu. Bir teknik direktör eğer sinirlerine hakim değilse kimi işlerin yolunda olmadığına dair fikir sahibi olabiliriz. Nitekim öyleydi de. Cidden Bakasetas çok kötüydü. Yani inanılmaz kötüydü. Ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ne doğru düzgün Yani top kontrolü. kaçırdığı penaltı ile ilgili herhalde söylemiyorsun. Hani penaltı kaçırılabilir diye düşünüyorum ben. Hayır, penaltı ile ilgili söylemiyorum. Zaten penaltıyı kaçırıyorsanız beceriksizlik damgasını yersiniz. Bu açık ama benim Bakasetas'a ilişkin eleştirilerimin merkezinde total bütün oyunda oynadığı rolün hiçbirini yerine getirmeyişidir. Çok kötüydü. Bir de sanıyorum bu Efe Can, onun yokluğu sağ kanatta özellikle geçiş oyunlarında Alanyaspor için büyük probleme
biliyor. Bunu da gördük. Aynı zamanda Cavel aslında çok isteksiz olduğunu sezinledim. Şimdi bu üç önemli yer, alan ve aktör suskun olunca kaçınılmaz oluyor. Geriye düşmek yerine kaçınılmaz oluyor. Yani dediğin gibi sadece Bakasetas değil, aslında Cavelas, Gianfran, Davidson hepsinde aslında ciddi bir formsuzluk söz konusu, uyumsuzluk söz konusu. Özellikle adam geçme noktasında böyle bir bireysel çaba gözüme çarptı benim son maçta. Bununla ilgili senin de dikkatini çekti mi? Neler söylemek istersin bu konuda? Yani evet, hani genel olarak bir formsuzluktan söz etsek bile formsuzluk durumu oyunu izah etmez. Ama senin işaret ettiğin nokta her oyuncunun kendi çabasıyla rakibi ekarte etmeye çalışması ya da yüzünü rakip kaleye dönmeye çalışması bu oyun planını sabote eder. Normalde Alanyaspor seçenekler yaratarak, pas iadesi yaparak yani hep birlikte yönlerini rakip kaleye, yüzlerini rakip kaleye çevirirlerdi. Ama bu maçta o yoktu. O nedenle de oyun akışkan bir kimlik kazanmadı. Yani kaybetmesine rağmen Alanyaspor bir maç eksikle 23 puanda liderliğini sürdürüyor. Bunu da ifade etmekte fayda var. Yok, elbette hala en değerli oyunu onlar oynuyorlar. Hala topu kenara taşıdıklarında körlemesine, ortaya atmak gibi bir anlamsızlık içine düşmüyorlar. Hala ceza sahası içinde gerçekten final vuruşu arıyorlar. Arayan takımlardan bir tanesi, en birincisi Alanyaspor. Bizim için de değerli olan budur zaten. Ali Fikri Işık, Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık galibiyet. Sergen Yalçın'ın hakkında hala negatif düşünce var mı? Son 4 haftada 13 gol attı Beşiktaş ve farklı kazandı. Yine 3-0'lık net bir galibiyet. Yani benim fikrimi değiştirebilmem için Beşiktaş'ın alan üretmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın gerçekten konumunu almış, gardını almış bir rakibe karşı oynaya oynaya onları ekarterek ederek o golleri üretmesi gerekiyor. Yoksa ben kontra ataklarda oyunun boşluklarından üretilmiş gollerle oyunun mükemmelliğine ya da bir teknik direktörün dehasına iman etmem, evet demem. Hala Beşiktaş bunu yapıyor. Evet, bir şey yapıyor Beşiktaş. Defansını sağlama alıyor. Bu doğru. Orta sahada cidden çok adam bulunduruyor. Bu da doğru. Ve hızlı futbolcularla özellikle rakip kontradayken boşaltı alanları bu atlet oyuncuların aracılığıyla özellikle bu Bakar ki Mensah da bu maçta ona ayak uydurdu. Hızla alan kat edip rakip kalesine kadar inebiliyorlar. Ve doğan fırsatlardan birkaç tanesi de gol olabiliyor. Yani burada bir şey yok, bir plan yok, bir tasarım yok. Bu o oyunun doğal akışı. Yani takımların, rakiplerin zayıflığı mı diyorsun? Çünkü hani derbide 4 gol attı, bu hafta 3 gol attı. Bir önceki hafta Başakşehir'e yine 3 gol atmıştı Beşiktaş. Bu kadar farklı skora ulaşması da yani hani sadece bununla açıklanabilir mi Halifikli? Yani daha 11. haftadayız. Diyorsun bu lig 40 haftayı geçiyor. Bir bekleyelim. Uzun bir maraton. Katılıyorum sana. Bir de Rıdvan'ı sormak istiyorum sana. Yani hani çalışkanlığı, hırsı vesaire ve başarısı dikkat çekiyor. Rıdvan'la ilgili bir parantez açmak ister misin Ali Fikri? Yani Rıdvan gerçekten Beşiktaş bahçesinde parıldayan bir karanfil gibi. Yani hiç itiraz edemeyeceğim bir oyuncu. Hırsını evet, çalışkanlığı evet ama beni en çok etkileyen de oyun zekasıdır. Aslında eğer Sergen onun üstüne kanat ataklarını onun üstüne bina ederse ortaya cidden güven duyabileceğimiz, inanacağımız bir oyun planı çıkar, bir oyun sistematiği çıkar. Ama Sergen ona tipik savunmacı görevlerini veriyor. Evet, yani Sergen Yalçın noktasındaki düşüncelerin değişmedi henüz, onu görüyorum net bir şekilde. Peki Erol Bulut'la ilgili olarak, Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe yarasını sardı mı sence Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle? Yani o maçla ilgili yazının başlığı pantolonlu buluttu biliyorsun. Evet. Mayakovski'den aşırmıştım o imdiyi. Güzeldi ama İlk, güzel bir betimleme, güzel bir benzetme olmuştu. Evet. Yani ilk yarısı gerçekten şiir gibiydi. Yani hem
defans, orta saha ilişkisi, orta saha hücum ilişkisi, soğukkanlı krizlerinden arındırılmış bir oyun vardı. Keyifle izledim ben Fenerbahçe'yi ve ben Erol Bulut'un böyle bir oyun tasarladığını ve böyle bir oyunu standartlara kavuşturacağına inandığım için ısrarla bu teknik direktörü istiyorum ve onun hakkında bir şeyler yazıyorum. Ama ikinci devre de inanamadığım şeyler oldu. Peki Yani 10 peki kişi... sen yani Erol Bulut'un eleştirileri dikkate aldığını düşünüyor musun? Çünkü yani oyuncu değişiklikleri dikkat çekiyor. Mert Hakan ilk 11'de oynamaya başladı. Yine Caner'in pozisyonu mesela. Bununla ilgili sanki eleştirileri dikkate alıyor gibi. Yani hani senin bu cümleni nasıl dedi, sıçrama tahtası yapmak istemiyorum. Kendimize de bu kadar bir paya çıkarmak istemiyorum. Ama evet, en başından beri Caner'in oynatılma tarzına bir itirazımız vardı. Ama bu maçta muhteşem bir Caner vardı. Caner hiçbir topun altına girmedi. Hiçbir topu kör top olarak ne orta biçiminde kesti ne Ama de uzaklaştırdı. Bunu Caner'e mi bağlıyorsun? Sanki böyle oyunda Caner'e destek oyuncular vardı. Sol kanatta ona yakın oynayan oyuncular sanki bunu sağladı gibi. Sana katılıyorum. Evet, Belkas ve Ozan ona bu imkanı sağladılar. Ama onlar olmadığı zaman da Caner hiç topun dibine girmeye meyilli gözükmedi. Topları hep yerden kesti. Mesela o bir free kick atışı vardı birinci yarıda sağ tarafta. Yani belli ki gerçekten çok iyi düşünülmüş. Yani duran top çalışmasıydı o. Yani adeta lokum gibi Mert Hakan'ın önüne attığı ama Mert Hakan çaylak bir oyuncu gibi ayağının üstüyle vurmak yerine ayağının içiyle topu anlamsız bir şekilde harcadı. Fatih Terim Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Çok kısa bir şekilde Ali Fikri hemen Kürtçe bölüme geçmek istiyorum. Yani Fatih Terim'in kazanması çok bilinçli bir düşüncenin ürünüdür. Çünkü Fatih bir şey yaptı. Fegoli ile Taylan arasında çok ciddi bir ilişki kurdu. Fegoli'yi geriye çekti. Yani ikinci bölgeye çekti. Ve birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerde Taylan'ı kullanıp ikinci bölgede Taylan'la Fegoli arasında ciddi bir ilişki kurunca tabii Galatasaray dolayısıyla Terim birinci bölgede ikinci bölge sorunlarını çözmüş oldu. Ama hala üçüncü bölge sorunları olduğu gibi duruyor. Çünkü en az Taylan ve Fegüli gibi efektif bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Orada bu ihtiyaç giderilmeden de Galatasaray'ı çok ciddi özellikle hücum organizasyonlarının içinde bulamayız. Yani yedek kulübesinde özellikle hani oyuna şimdi adapte edilen, monte edilen Emre'lerden bu faydayı sağlayabilir mi sence Fatih Terim? Yani bu bir yapı meselesi, yedek oyuncu meselesi değil. Bu yapıyı iyi izah etmek, rolleri doğru tanımlamak ve bu role uygun oyuncuyu seçmek gerekiyor. Ama ben sanıyorum Fatih Terim o tecrübeye sahiptir. Belki kısa sürede bunu da çözer. Sevgili seyirciler, şimdi Kürtçe bölüme geçeceğiz. Binerin Hecrad ve Beşe Dandu Fazlın Revşa Dalkurde U Ames Fore Benerhi'nin Kakali Fikri Işık Lugor Dittinate Ames Fore Aykan Atik yani çünkü İnegöl Sporeci Tekbirin Pişti Afyone Vakaku Şitlevan Şinhat Şitaku Çandın Şin hat bu sahuyadı gerçim ki dijber efa tekti be Ahmet Spor. Yani ecik aramışlara bejim ve heşitle fene buye dar yazarsın dar bir de bu beji bejim beji aslen gelin Ahmet Spor'u hene ne kalsın. Beji Ali Bergeriye ve Ahmet Spor Brasti Pırlı Jerdin ve Hapidine ederke beji olur. Bu tekliya herema yekem u herema duem ya rastiji he ne adlı sazgirin. Loma, Mansur Çalar, evjili biniye top edilir. Yani eriş heji je topi bilint ibaretin, jüve sene afrandın,
لأبجي نغرام تيكا يعني أريد لا وكا بشكتاشي يعني لك جارنا ببقول لتغرام تياوي باتو بانينة لما لبقو عمد سبور بان هرسر خلادة راستي كاريفاي مالي باش خبته وبانا كاريسر Hevi dikin Ahmet Spor şitlefa ter avı da çıkart kur lazım bike be av ne hele şitlefa da kuru vaka kuteci de nişan kır av şitil bebe dareke en bebejin za. Kakali pigri ışık gotu neke davi braya te jibo dal kürde gotun man gelo çünkü le hember gaysi tek kürdüse. Yani zvaka kutuzani mezdur ve gotiye gotin nemaye. Edi jibo me kese ku dildarin dal kurdun aligire dal kurdun jdua u lava peve işte nemaya ya rastu ile de pevajuyen rastakin de kwe dal kurdun dima çeyen pile ote pile ise ku peşpaz de vat tek bebe kwe de liga fote bimine bu tek nebe ve bekebe liga seyem. Elbet bi tenê bi dua û gulavaya nabe divê dal kurd bixebite li ser karê xwe baştir bixebite. Bînerên hêja vê hefteyê jî em hatin daviya bernameya xwe bimînin di xêr û xweşiyê de xatirê we. Xatirê we.